Geçtiğimiz Cuma günü TRT World'de yapılan programda gösteri ve eylemde bulunan içerideki 4, dışarıdaki 5 olmak üzere toplam 9 arkadaşımız gözaltına alınmıştı. Malumunuz olduğu üzere. Arkadaşlar cumartesi, pazar gözaltıları devam etti. Pazar günü de ifadeleri alındı. Bugün de tutuklama sevkiyle sulh ceza hakimine sorguya sevk edildi. 9 arkadaşın tamamı da 2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanunu muhalefetten kaynaklı olarak tutuklandılar. Tutuklanmaya karar verildi hepsinin de. Cumhurbaşkanına hakaretten adli tedbir kontrol kararı uygulandı. 2911'den de tutuklama kararı verildi. Hukuki süreç bu şekilde şu an devam ediyor. Bundan sonraki sürecimizde itirazlar yönünde olacak. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Peki. Geçen gün yapmış olduğumuz açıklamada ifade etmiştik. Cumhurbaşkanına bir hukukçu olarak yine o akşam da söylemiştim. Cumhurbaşkanımıza yapılan bir hakaret olarak asla görmüyorum. Söylemlerde herhangi bir hakaret söz konusu değil. Ama savcılığın ve hakimliğin kararı bu yönde. 2911'e yani 2911'e muhalefette gösteri yürüyüş kanununa muhalefet olarak tutuklama verildi. Yasal unsurları açısından baktığımız zaman da içerideki 4 arkadaş zaten yapılan açıklamanın içerisinde, yani içerideki bir programa katılımcılardan 4 kişiler. Dolayısıyla yasal unsurlar oluşmuş durumda değil. Diğerleri açısından da değil. Çünkü diğer dışarıdaki 4 arkadaşa da herhangi bir uyarı yok. Yani siz hadi buradan dağılın şeklinde bir uyarı yok. Orada free free plastin şeklinde açıklama yaparken polis geliyor, ablukayı alıyor, hepsini gözaltına alıyor. Tamamında söylemi bu şekliyle. Dolayısıyla yapılan eylem ve söylemle bu tamamen anayasada, anayasayla güvence altına alınan protesto hakkının kullanılması kapsamında olarak görüyoruz. Bunun 2911'e bir muhalefet olarak da görmüyoruz. Dolayısıyla tutuklamayı gerektirecek hiçbir şey görmüyoruz. Çünkü tutuklamanın şartları bellidir. Tutuklama olabilmesi için suç, kaçma şüphesi, delilleri karartma şüphesi gibi kritik bazı hususların yerine gelmiş olması gerekir. Ama bunların şu anki dosyada mevcut durum itibariyle olan bir durumu yok. Çünkü zaten basına yansımış bir hadise. Hepsi de basının önünde, kameralar önünde gerçekleşen bir yapılan eylem. Hepsi de kayıt altında. Kayıtlarda zaten emniyetin savcılık dosyasının içerisinde. Dolayısıyla delilleri karartma şüphesi gibi bir durum söz konusu değil. Onun için tutuklamayı gerektirecek herhangi bir burada hukuki mesnet göremiyoruz. Ama karar bu yönde. Verilen karara itiraz edeceğiz. Önümüzdeki süreç, yani verilen tutuklama kararına ve adli kontrol kararlarına, tedbir kararlarına karşı itiraz etmek suretiyle devam edecek. Bundan sonra itirazlar tekrar yine mahkemeler tarafından değerlendirilecek. Kaldırırlar mı, devam kararı mı verirler, onu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz. İsrail'de devam eden ticaretin İsrail'i ayakta tutacak, İsrail'i Gazze'ye daha fazla saldırmasına sebep olacak ticaretin devamı noktasında insanlarda şüphe varsa ve insanlar bu şüphelerini dile getirerek bunu protesto ediyorlarsa, bunu anlayışla karşılamak iktidarların temel görevi olmalıdır. Ve burada şu anda tutuklanan 9 tane genç arkadaşımız, tamamen çoğu belki birbirinden bağımsız, yüreklerinin yangınını ortaya koymak ve biraz önce ifade edildiği gibi Gazze'den gelen görüntülere yürekleri dayanamadığı için tepkilerini ortaya koymak adına bu protestoları gerçekleştirdiler. Ve şimdi ve buna rağmen böyle bir tutukluluk devamı, gösteri ve toplantı yürüyüşüne muhalefet suçundan böyle bir şey yapılması anlaşılır değildir. Buradan iktidara sesleniyorum. Bu toplumda AK Partili, MHP'li, CHP'li fark etmez, Saadet Partili. Size oy verenlerin tamamı buradaki kitleyle beraber düşünüyor. Gazze ile aynı şekilde yürekleri atıyor. Bu gençleri içeride tutarak aynı zamanda bu toplumun vicdanına saldırı yapmış oluyorsunuz. Bir an önce bundan vazgeçin. Bu gençleri serbest bırakın. Bu gençler bırakın kendi özgür düşüncelerini ifade etsinler. Yanlışlarınızı düzeltin. Bu gençlerin ortaya koyduğu eleştirileri anlayın. Ve bu gençlerin yanında olduğunuzu hissettirin. Aksi takdirde tarih sizi
çok farklı şekilde kaydetmeye devam edeceğiz. TRT World Forum'unda Erdoğan'ın karşısına dikilip neden İsrail'i besliyoruz, buradan neden oraya sevkiyat yapılıyor diye hesap soran 9 tane dostumuz, Filistin direnişinin sesini bu topraklara taşıyan 9 tane dostumuzu tutuklamalarla tehdit etmeye çalışıyorlar. Burada hep beraberiz ve bu tutuklamalarla 2911 gibi Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi aygıtlarla korkutamayacaklarını bizi biliyorlar. İçeride aynı zamanda 9 dostumuzun tutuklamaya kalktıkları, tutukladıkları 9 dostumuzun yakınları slogan attıkları için, orada bu tutuklamaya karşı ses çıkardıkları için 5 tane yakını ters kelepçeyle, işkenceyle yeniden gözaltına alınıyor oluyor. Buradan sesleniyoruz. Aylardır söyledik. Buradan sevkiyat gitmesine müsaade etmeyeceğiz dedik. 9 kişiyi almakla, yakını olan 5 kişiyi almakla da susmayız. Bu topraklara direnişin sesini getirmeye devam ederiz. Biz Siyonizmin ağzıyla konuşmuyoruz. Sizler oturduğunuz masalarda Siyonizme, Siyonistlere işbirlikçiliği yapmak için elinizden geleni yapıyor oluyorsunuz. Bunun üstünü bu şekilde biz Filistin dostuyuz diyerek örtemezsiniz. Filistin dostlarına bedel ödeterek örtemezsiniz. Buradayız. Ne 9 kişiyiz, ne orada yakınlarıyla sadece 5 kişiyiz. Biz burada binleriz. Gerekirse 100 binler olur, çıkarız karşınıza. Arkadaşlarımızı alacağımızın sözünü vererek Filistin direnişinin sesini bu topraklara getirmeye devam edeceğimizin sözünü vererek söylüyoruz. Tutuklamalarla da savcısının, kolluğunun, hakiminin, sermayesinin el birliğiyle gerçekleştirdiği bu baskılarla da yılmayız. Sözünü veriyoruz. Ahdimizdir, buradayız ve karşınızda dikilmeye devam edeceğiz. 9 arkadaşımız, 9 dostumuz kaçırılarak tutuklanıyorlar bugün. Aileleriyle görüşme hakkı dahi verilmeden kendileri bir şekilde cezaevine götürülmek adına kaçırırcasına avukatlarla dahi iletişim kurmalarına müsaade etmeden tutuklanıyorlar. Filistin dostlarını kaçırıyorlar. Bunu unutmayın. Herkes duysun. Şeyma'nın da dostlarımızın da ne söylediğini hiçbir zaman unutmayın. O petrol neden buradan İsrail'e gidiyor sorusunun cevabının verilemediğini unutmayın. Buradayız, hep birlikteyiz ve sizi rezil edeceğiz. Arkadaşlarımızı da alacağız. Avukatlarımızın son bilgisine göre şu anda arkadaşlarımız 29.11 kanununa muhalefetten tutuklama kararı çıkartılmış. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bugüne kadar Türkiye'de onlarca eylem yapıldı. Daha şiddetli, daha sert eylemler yapıldı. Fakat böyle bir uygulamayla karşı karşıya kalmadık. 29.11'den buradaki kardeşlerimizi tutuklamak demek, Türkiye'de yüksek sesle söylüyorum, Filistin'e kimse bir şey yapmasın demektir. Biz çıkmışız, Cumhurbaşkanı'na şunu söylemişiz. Petrol gidiyor. Sokar'ın verileri ortada. Azerbaycan'ın verileri ortada. British Petrol'ün verileri ortada. Biz şimdi çıkıp bu petrol buradan giderken oturup sessizce soykırımın petrolünü mü izleyelim? İkincisi şunu soralım. Kime söyleyelim? Muhtarlara mı seslenelim? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı kendisi değil midir? Varlık fonunu birkaç yıl önce kendisine bağlayan, BOTAŞ'ın da içinde olduğu varlık fonunu bağlayan kendisi değil midir? Bu imzayı atacak Cumhurbaşkanı olan Erdoğan değil midir? Biz şimdi dağlara taşlara mı söyleyelim? Muhtarlara mı seslenelim? Milletvekillerine mi seslenelim? Ne söylememizi bekliyorlar? Ciğerimiz yanıyor. Daha ne söyleyelim? Biz 10 Kasım'da Enerji Bakanlığı'nın açıklamasını okuduk. Terbiyesizce bu milletin karşısına çıkıp dediler ki 2 Mayıs'tan sonra BTC boru hattından İsrail'e petrol taşıyan şirketlere rica etmişler. Sağ olsunlar, rica etmişler. Kapitalist, vahşi kapitalist şirketler de bakanlığın ricasını kabul etmiş ve 2 Mayıs'tan sonra Ceyhan Limanı'ndan İsrail'e petrol gitmemiş. Peki bu ifade, bu açıklama 2 Mayıs'tan önce bu petrol sevkiyatının sürdüğünü kabul etmek değil midir? Biz aylar önce
meydanda bu petrolü kesin göndermeyin derken Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Beyefendi çıkıp aynen şu cümleleri söylemişti. Bizim inisiyatifimiz yok. 6 ay önce olmayan inisiyatifiniz 2 Mayıs'tan sonra nasıl gerçekleşti? Bakın 7 Ekim'den tam 2 Mayıs'a kadar bu petrolün cayır cayır İsrail'e gittiği, Gazze'de, akabinde Lübnan'da yapılan soykırımlardaki kullanılan uçaklara yakıt olarak kullanıldığı açık. Siz zaten suçlusunuz. 7 Ekim'den 2 Mayıs'a kadar göndermedik bile diyemediniz. 2 Mayıs'tan sonra kesip kesmediğiniz bile tartışmalı. Siz kestiniz diyorsunuz. Azerbaycan'ın verileri şakır şakır bu petrolün aktığını gösteriyor. Bakın burada kimsenin derdi şahıslarla, karakterlerle değil, bunu anlamanız lazım. Bizi marjinalleştiremezsiniz. Bizi terörize edemezsiniz. Biz bu milletin vicdanlı, adil halklarıyız, insanlarıyız. Biz işimizi gücümüzü bırakıp Filistinliler için gece gözyaşı döken insanlarız. Sofraya oturduğumuzda yemek yerken elimiz titreyenler biziz. Çocuğumuza sarılamayanlar biziz. Bizim üzerimize istediğiniz kadar gelin, duvara toslayacaksınız. 3-5 tane gencin, 3-5 tane yürekli insanın bir araya gelip yaptıkları karşısında, sizin gücünüz karşısında şoka giriyorsunuz. Biz arkadaşlarımızla dayanışma içindeyiz. İsterseniz aynı kanuna muhalefetten Filistin'in için meydanlara inen bütün arkadaşlarımızı gözaltına alın, tutuklayın, fark etmez. Biz Filistin halkının direnişinin, Lübnan halkının direnişinin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Ben Handan Turan, Şeyma Yıldırım'ın annesiyim. Buraya kızımı almak için geldim ama maalesef tutuklama kararı olduğunu duydum ve çok üzüldüm. Gerçekten ülkeme olan artık adalet düşüncem tamamen yok oldu. Yani bu çocuklar hiçbir şey yapmadı. Sadece insanlığı savundular, adaleti savundular. Ya insanların bu duruma gelişinin onların vicdanına sığmadı. Sadece bu şekilde kendi ferdi olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani bu mudur adalet? Hani biz Filistin'in yanındaydık. Hani biz Filistin'dik. Ne oldu? Filistin için neden en ufak atılan adımlar hemen hapisle sonuçlanıyor? Bu mudur yani, bu Filistin'in yanında olmamız bu mudur? Yani ben asla bu adalete inanmıyorum. Şurada şöyle bir dolaşın, birkaç insana sorun. Şu Türkiye'deki adalete kim inanıyor, kim güveniyor? Birkaç kişiye sorun. Ülkemiz ne hale geldi? Adalet yok bu ülkede. Birine hakaret davası yok, hiçbir şey yok ama hakaretten içeri atıldı. Hakaret diye hiçbir şey içermiş. Çocuk ufacık bir pankart kaldırmış. Bunu bu. Sadece yaptığı insanlık, sadece yaptığı vicdanına sığmadı. O ölen çocukların, küçücük o kadınların ırzına geçilmesi, o çocukların parça parça olması, insanların bir ağaç gibi budanması sadece onların vicdanına sığmadı. Bu. Başka hiçbir şey yok. Ama ben adaleti Allah'a bırakıyorum. Bu ülkenin adaletini de Allah'a bırakıyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Söyleyecek başka bir şey yok. Her şey... Siyonist bir engelle!